Kamber Bey demiş ki Torrent enkaz devraldı. İşi çok zor. Gelişemiyorsan değişmek gerekir diye düşünüyorum demiş Selçuk İnan'ın basın toplantısındaki ifadesine atıfta bulunmuş. Oktay Bey Torrent'in Jason Fernandes'le ilgili bir görüşü var mı diye sormuş. Bu iki tweetle beraber sana döneyim Nevzat Dindar. Ya vardır illaki ama ben hani şu an Galatasaray'ın önceliğinin Gerson Fernandes olduğunu düşünmüyorum. Yani önceki dönemde Fatih Terim kalıyor olsaydı o zaman çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama Torrent'in ilk tespitlerinden bir tanesi bu takıma sağlam bir 6 numara transferinin gerekli olduğu. Kaleci. Ama kaleci zaten kaleci ilk yazdık böyle hatta yeni yılın ilk günüydü. Muslera ya ben şimdi haber şuydu. Muslera ile yol ayrımı statü gereği insanlar ben hani Muslera ile Galatasaray yolları ayrıldı. Hayır statü gereği artık sözleşme askıya alınamıyor. Feshetmek zorundasın. Edgar örneğinde Ha, olduğu gibi. feshediyorsun. Muslera'nın zaten 2 sene daha kontratı var. Var. Bu arada hani Muslera ile alakalı tartışabiliriz. O yani birazdan ben Muslera ile ilgili daha detaylı konuşuruz ama Torrent ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben açıkçası ilk maçta olumlu sinyaller aldım. Öyle söyleyeyim. Olumlu sinyaller Olumlu aldım. sinyaller aldım ama Torrent ile ilgili sadece şöyle çekincelerim var. Hani takımın kısa sürede çalıştığı yerden gol atıyor olması ki ilk gol bir çalışmanın ürünü. Üçlü denemesi anlaşılabilir ama yani şunu bilmesi lazım Torrent. Torrent'in kafasındaki ya da yabancı teknik direktörlerin kafasındaki doğrularla eldeki malzeme örtüşemeyebiliyor. Zamanında ben Prandelli ile de bunu gördüm. Genellikle örtüşmüyor hatta. Örtüşmüyor. Yani kafasındaki o teknik adamın bir takım doğrular var. Futbolun doğruları var. Ama eldeki malzeme ile bunu ne kadar gerçekleştirebilirsin? Şimdi Bütün takımların aslında sıkıntısı biraz da bu yani. yabancı teknik direktörlerde bu daha fazla. Ama daha da ilginç olan neydi biliyor musun? Mesela dünkü maç Hatay'da. Bu arada Hatay çok güzel bir yer. Yani gitmenizi tavsiye ederim. Tamam artık her giden de aynısını Melike söylüyor. öyle değil. Öyle değil. Hani Hatay'ı gidip yaşamak lazım. Tamam ben de Ben gitmek bu kadar. istiyorum. Ben bir de şunu söyleyeyim. İstiyorum. Ben bu kadar medeni bir şehir. İstanbul'dan falan yani çarpı 10 medeniyet konusunda. Zaten medeniyetlerin Tabii kesiştiği çok yer ama eskiden ya bir kere kalma. asla ya Avrupa'da sen hani görürsün ya bir yaya yola çıktığı anda araçlar durur. Yani bu kadar insan kalitesi anlamında da zaten esnafı şusunuz zaten muazzam ama insanlar muazzam. Mutfağına girmiyorum, detaylarına girmiyorum. Torrent'le ilgili noktaya Gece gece dönecek yemek olursak. yedirme millet abi. Evet. Şimdi benim gördüğüm üçlü denemeleri vesaire bunlar olabilir ama eldeki malzemeyle Türkiye gerçekleri farklı ama daha da vahim olan bence en azından ben şunu görüyorum. Ya yani dün Galatasaray Hatay'la oynuyor. Galatasaray kulübesinde bir tane yerli yardımcı yok. Şimdi bunun handikaplarını söyleyeyim size. Olması bekleniyor ama bu yani Ama şimdi olmamasının yarattığı sonucu söyleyeyim. Olması buyurun. bekleniyor. Yani şu ana kadar olmaması zaten tercümanda bile bir vakit kaybı yaşandı. Ya yani Lobi Enise'nin mesela Lobi Enise diye bir oyuncu var. Sever misin? İyi oyuncu. Ben hakikaten çok iyi oyuncu. Şimdi Lobi Enise'nin birinci vitesten beşinci vitese takabileceğini sevgili Torrent hocama söyleyebilecek bir tane yardımcının olması lazım. Bunu Ya en bilmez. azından geçmişini biliyor olması Ha, lazım kulübedeki hocam insanın. Lobi Enise böyle bir oyuncudur. Beşinci vitese takabilir, sıkıntı yaratabilir. Yani bunu öyle görüyorum. Hatay maçı üzerinde de şunu söyleyebilirim. Tamamen bir Rus ruleti. Anhold biraz da profesyonel hareket edebilseydi. Şimdi onu da araştırdım. Niye penaltının başına Anhold Neden? giriyor? Evet, ben de mesela onu Ay, onu sorguladım. Daha sordum. atmadan bir dakika yani neden bana Arnold geçti topum? Ki daha önce bir penaltı krizi yaşamış Yaşanmış yani Galatasaray. bu burada artık disiplin yani saha içerisinde şimdi onu sordum. Neden Arnold kullanıyor diye hani bugün araştırdım. Kendisini hazır hisseden oyuncu gider ya. Her kendisini hazır hisseden gider mi ya? O zaman 10 tane oyuncu hazır hissetti. Ne yapacağız? Yani bir takım bir tane birinci penaltısı olur. Aynen öyle. O yoksa ya Bu da ciddi bir o disiplin. derse ki ben hazır değilim, benim yerime ikinci penaltıcı atsın, o Evet. zaman attırırsın Ha, yani. bir de yani bir heyecanla topun başına gidiyorsan kaçırma olasılığın daha yüksektir. Genelde kaçar. Genelde de kaçıyor. Kecman örneği Kecman var. aynı anda aklıma geldi benim de. Yani orada şuraya bağlayayım. Arnold yerine Çıkıldağ kullansa ya da gol olsa Arnold gole çevirirse 2-0 olacak. Maç 5'e gidecekti belki de. Tabii. Evet öyle Galatasaray de bir 5 maçtı 5'e aslında. götüreceği maçı 4-2 kaybetti. Şaka gibi. Ama şunu da görüyordum.
Ya bu takım kırılgan bir takım ya. Ya. Çok kırılgan bir takım. Yani Galatasaray'ın ilk yarı ki Kerem'in muazzam muhteşem bir golü hakikaten de. Kerem'i de tebrik ederim. Bak, çalıştığı yerden attı. Daha geçen hafta son sayfada burada ekrana getirmiştik antrenmanını. Evet, ben vardım. Sen vardın değil mi? Free kick çalıştığını göstermiştik. Nitekim aynısını benzeri. Attı. Aynen. Aynısı. Kerem, benzeri bile değil. Bu, biraz şey konusunda ders almalı yalnız. Herhalde İspanyollar o kadar darbe alıp kendisini bırakmıyorsa bir oyuncu. Bırakacaksın ya. Bir çok pozisyon var ilk yarıda gerek yok. O pozisyon penaltı bence. Yani, düşse %100 penaltı. Düşse penaltı devam ediyor. Kerem Fatih Hoca bir toplantı demişti ya Morutan hani terbiyeli çocuk atmadı kendini falan gibi bir şey söylemişti. Kerem de aynı durum oldu. Bakın Taner Karaman da bizi izliyor bir bilgi paylaştı. Van Aanholt'un kariyeri boyunca attığı iki penaltı varmış. Biri dün gece diyor. Evet öbürünü de kaçırmış galiba Aston Villa mı? Bir Crystal Palace forması giyerken mi? Biz de berberde izliyor. Berberden katkı yapıyor bize şu anda. Sevgiler Taner Karaman'a. Saatte berber nerede ya? Çıkmış. Hakikaten. Adresi verirse. Senle konuştuk. Bak daha yeni kuaför, gece kuaförü. Evet. Bak görüyor musun? Güzel bak bunu bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilir izleyicilerimiz. Evet. Gece kuaförü. Gece kuaförü. Yani. Kime? Ya. West Ham mı? West Ham evet galiba. West Ham'a karşı ama atmış, gole çevirmiş. Yani istatistiği 2-1. Yani kariyerinde ikinci penaltı kullanacağı an o an değildi. Bu adam 30 yaşında bu arada. Bütün duran topların başında takımın birinci penaltısı olur. Zaten Beşiktaş maçı kırılma maçlarından bir tanesi. Orada Muhammed hakikaten büyük bir sorumsuzluk. Orada penaltıyı çıkıldığı anı kullanması gerekirdi. Yani oyun içerisinde bence teknik adamlar müdahale etmeliler. Yani az önce de söyledim. Nedenini araştırdım. Kendisini hazır hissediyor diye topun başına gidiyor. Herkes hazır hissediyor. Neden? Kerem niye kullanmıyor? Evet. Ki o özgüvenle zaten. Zaten Çıkaldağ o sahada değil mi abi? Evet. Sağda yani Çıkıldağ'ın zaten. Bir kere. Çıkıldağ ile ilgili de şöyle söyleyeyim. Hazır Çıkıldağ ile ilgili konu açılmışken. Çıkıldağ'ı Galatasaray 6,5 milyon euroya aldı. Bu takımın 10 numarası diye transfer edildi. Yaratıcı oyuncu, özellikleri vesaire var diye. Ama ben oyun içerisinde o pozisyonda oynayan bir oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını beklerim. Çok kaçak oynuyor. Daha fazla sorumluluk alması, elini taşın altına sokması gerekir. Bu maçla ilgili konuşacak çok şey var. İlerleyen dakikalarda yine sorularınızla birlikte döneceğim. İzleyicilerimizin merak ettiği çok konu var. Oyuncuların bireysel performansı ile ilgili görüyorum mesajlarınızı. Babam da beni arıyor bu arada. Söylesinler yayında olduğumu bir zaman. Kim arıyor? Babam arıyor. Nevzat Dindar'ın babası. Nevzat Dindar yayında. Teşekkürler. Şimdi Karagümrük maçı, Beşiktaş Karagümrük maçına bir bakacağız. Şimdi haftayı galibiyetle kapattı iki ekipte. Fatih Karagümrük Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maçın detaylarına bir bakalım haberimizde. Sonra konuşacağız.